Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar dün akşam bazı şehirlerimizde gördüğünüz Elon Musk'ın uyduları sıralı bir şekilde gökyüzüne doğru gidiyordu. Nedir bu uydu olayı? Amaç ne? Zihin kontrolü mü yapacaklar? Askeri bir takım faaliyetler mi yapacaklar? Yoksa iletişim, internet için mi? Nedir? Bu konudan bahsedeceğim. 4. sanayi devrimi ile beraber artık hızlı internet önemli, nesnelerin interneti nasıl bir dünya bizi bekliyor? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bir iki açıklama yapayım arkadaşlar. Bir, müzik duyuyorsunuz ya şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arapça konser verdiriyor her gün. Ve rap adı altında Türkiye ortada. Sürekli böyle aşağılık kompleksi görüyorum ben burada. Kendi şarkıları, türkülerini gelen turistlere dinletmektense Araplara Arapça, Ruslara Rusça böyle abuk subuk bir zihniyet. Genelde Türk asildir arkadaşlar. Öyle bilirim ben. Asla Türk'te kabul etmiyorum bu konseri verdirenlere. Kınıyorum resmen. Vatandaşlar gitti dilekçe verdi. Dinleyen de yok maalesef. Her neyse. İkincisi mesajların altında bazen benim profilimi, fotoğrafımı koyaraktan sizlere mesaj yazıyorlar. İşte WhatsApp'ta numara alın. Yok şu kripto parayı tavsiye ediyorum diye bazı arkadaşlar onları ciddiye alıp cevap veriyor. Değerli arkadaşlar, beni tanımadınız mı? Benim sizi söğüşleyecek bir halim mi var? Ya benim parayla bir işim mi var? Sizi kandıracak bir halim mi var? Lütfen çok ciddiye almayın. Sizlere bir mesajım olursa ben bu mesajı buradan veririm. Evet, gelelim konuya. Değerli arkadaşlar, uydu malum, ilk uydu Sputnik Rusları 1957'de fırlatılmıştı. Daha sonra Amerikalılar derken şu an gökyüzünde kaç tane uydu olduğu tam sayı belli değil. Elon Musk'ın şu an 2957 uydu. Onda dün 52 tane, 53 tane daha fırlattı uydusu var. Uydular ne işe yarar? Hangi ülkenin en çok uydusu var? Elbette ki en çok uydu Amerika Birleşik Devletleri'nin. İkinciye Çin'in, üçüncüye Rusların, daha sonra devam ediyor. Türkiye'nin 8 tane uydusu var. Bunlar yapay uydu. Ay doğal uydu, dünyanın uydusu. Bunlar da yapay uydular, insan yapımı uydular. Askeri uydular var, meteoroloji uyduları var iklim için. Bilimsel uydular var, bilimsel araştırmalar için, tarım için uydular var. Coğrafi bilgi sistemleri dediğimiz bir takım farklı farklı amaçlar için uydular var. Dünyada sürekli olaraktan böyle tepemizde dönüyorlar. Bu uydular insanlık için problem mi? Öncelikle son günlerde sıkça medyada şöyle haberler çıkıyor. Efendim güneş patlaması oldu, hızla dünyaya yaklaşıyor. 1.5-1.600 km hızla yaklaşıyor. Aha insanlığın sonu gelecek. Aha internet gidecek. Aha telefon gidecek. İletişim hatları kesilecek. Taş devrine döneceğiz gibi. Düzenli olarak da medyada bu tip haberler var. İnsanlık yok olmaya karşı karşıya gibi. Değerli arkadaşlar öyle bir şey yok. Olmadı da geçmiş tarihe baktığımızda dünya yeni kurulmadı daha. Dünya tarihi de belli değil. Güneşin tarihi de belli değil. Geçmişe baktığımızda ciddi bir olay yok. 2003'te İsveç'te, 1989 Kanada küçük birkaç saatlik iletişim problemleri var. Ayrıca güneşten gelen bir patlama olduğunda sadece birkaç saat veya birkaç gün internetsiz ya da telefonsuz kalınabilir. Her şey yerine konabilir. Peki bunu niye yapıyorlar bu şekilde? İnsanlığı korku ve baskı altında yapıyorlar. Güneş patlamaları uyduları etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Uyduları geriye doğru itiyor, ısındırıyor. Elon Musk'ın 49 uydusundan 40'ı geçen Şubat ayında düşmüştü. Daha çok uydular üzerinde etkileri var. Ama diğer şekilde güneş patladı, patlayacak görüyorum ben. Sıkça da soru soruyoruz. Değerli arkadaşlar, İnananlar için bu alemin bir sahibi var. Her şey yerli yerinde kurulu. Yani ne kadar galaksi olduğunu bilmiyoruz. Her galakside ne kadar tam yıldız olduğunu simülasyonlarla tahmin ediyoruz ama kesin sayıyı bilmiyoruz. Bu noktada en ufak bir sapma şimdilik yok milyarlarca yıldır. Bunu insanın değiştirme şansı da yok bu düzeneyi. Biri bu düzeneyi kurmuş inananlar için Allah, inanmayanlar için her neyse işte bu düzene kendiliğinden tesadüfen kurulmadığı çok net bir şekilde görülüyor. İnsanlar basit bir robot yapmak için ne kadar çalıştığını görüyorsunuz. Kaç mühendisin ne kadar süreyle çalıştığını ama ortada baktığımızda canlılar, bitkiler, hayvanlar, böcekler, tüm canlılara baktığında
rengarenk şaheser bir sanatkar olduğunu görüyoruz orada, değil mi? Bu nedenle efendim güneş dünyaya çarpacak, uydular mahvedecek, yani güneşten gelen jeotermal ışınlar. Burada söyleyeceğim şey, çok fazla medyanın bu anlamda gelmeyin. NASA düzenli olarak da bunu her yıl bu uyarıyı yapıyor. Şu ana kadar da bir şey olmadı. Şimdi uydu noktasında arkadaşlar bakın, yeni biz sanayi devrimi derken birinci sanayi devrimi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncü şu an öyle ifade ediliyor. Birincisi buharlı devrimdi, ikincisi elektrikli devrim, üçüncüsü bilgisayarlı devrim, dördüncüsü otonom, yapay zeka, robot, kendi kendini üretim devrimi. Tabii ki teknoloji bu şekilde gelişince veyahut da geliştirilince artık insanoğlu uzayda kendince biraz daha fazla yer alıyor. Uzay şu an bir uydu çöplüğüne döndü. Çok ciddi sıkıntılar var. Kessler sendromu dediğimiz uzayda eğer zincirleme birbirine çarparsa ne olur? Elon Musk'ın uyduları Çinlileri rahatsız ediyor. Çinliler şimdi biz bu uyduları nasıl durdururuz? Ne yaparız? Yoksa direkt indirmenin bir yolunu mu bulalım? Şimdilik 2957 ama Elon Musk 40 bin uydu için izni var. Aslında sayıyı da tam bilemiyoruz. Bu uydular Amerikalılar askeri amaç, savunma sanayi Elon Musk anlaşması var. Ta 2008'de zaten bu proje Elon Musk'ın değil, Pentagon'un projesi. 1,5 milyar doları verdi ta 2008 yılında. Askeri amaçlı, istihbari amaçlı, bilgi toplama amaçlı. 4. sanayi devriminin şöyle bakın, nesnelerin internetiyle yani hızlı internet, 5G, 6G, 7G beraber değerlendirmek gerekiyor. Hızlı internet olmadan 4. sanayi devrimi olmaz. Nesnelerin interneti ne demek? A'dan Z'ye dünyada canlı cansız ne varsa internete bağlanması demek. Peki yeryüzündeki kablolarla bu mümkün mü? Bu hıza erişmek dünyanın her tarafında mümkün değil. Ama uydu üzerinden hızlı internet verildiğinde şehirde kablo döşenmeyen kırsal alanlara da bu internet veriliyor artık. Bunun başka şeyleri de var. Ondan bahsedeceğim. Şimdilik 32 ülkede faaliyet gösteriyor. En son Manadasına gitti. İngiltere'de izin aldı Elon Musk. Türkiye'de de 2023'ten itibaren muhtemelen devreye girecek. Elon Musk olayın ticari tarafındayım diyor ama onu Elon Musk'tan çok Pentagon zaten kontrol ediyor. İstihbari amaçlı. İnsan vücudu için kan neyse arkadaşlar, 4. sanayi devriminde de bilgi odur. Big data dediğimiz. Şimdi sizlere daha önceden bu yüzyılda CRISPR gen düzenleme teknolojisi hayatı yeniden tasarlama fırsatı buldu. Yeryüzünde tanrıcılık oynayanlar diye bahsetmiştik. Blockchain aynı şekilde merkeziyetsizlik. Web 3'te öyle. Mesela şimdi arama motoru Google ya, biz yazıyoruz ya da işte Yahoo herhangi bir arama motoruna bir veri istiyoruz. Bir süre sonra arama motoruna siz bir şey ararken hayır sen onu aramıyorsun diyecek. Arama motorunun kendisi zaten yapay zeka endeksi akıllı olacağı için sen bunu arıyorsun diyecek. Çünkü yazdığımız her şeyden, her veriden bizi birey olarak analiz ediyor. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi biliyor ve yönlendirmek istiyorlar. İnsanın özgür düşüncesini elinden alarak tamamen yapay zekayı hesaplamalarla yönlendirmek. Burada big data önemli. Şu an big data emiyor. Tüm dünyada insanlığın bilgisini, hareketlerini A'dan Z'ye her şeyi kaydediyor. Daha sonra önümüzdeki süreçte tüm verileri birleştirdiğinde insanın hareket etmeden nereye, hangi yöne hareket edeceğini bilmek istiyor. Nasıl ki inananlar için Allah kulunun ne yapacağını biliyor. Yapay zeka üzerinden yeryüzü tanrıları da insanın ne yapacağını bilmek istiyor. Bu olayın ideolojik tarafı. Ekonomik tarafına baktığımızda bu yüzyılda dijital ekonomi şu an nesnelerin internetine dayalı. A'dan Z'ye tüm üretimin internete entegre olması isteniyor. Tüm ürünlerin, daha önce sıkça örnek verdim, bir kere daha vereyim. Diyelim ki şimdi biz telefondan diyoruz ya şunu bana ara diyoruz veyahut da coğrafi bilgi, GPS sistemiyle konum bilgisi arayıp buluyoruz ya. Aynı şekilde diyelim ki burada bir bardak var, gel bardak buraya dediğimde gelecek. Açıl kapı açılacak. Bu şekilde her ürünün internete entegre olmasıyla dolayısıyla üretim teknolojileri, üretim araçları tümden değişiyor. 3D printerle kalıp problemi zaten kalmıyor. Ve bu yüzyılda ticaret
online ticarete doğru kaydı. İhracat da online'a kaydı. Alışverişler gece bakkal abi, bakkal Mehmet abi evinde yatarken insanlar gece alışveriş yapıyor online marketlerden. Dünya genelinde zaten başta Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere sanal şirketler, online şirketler, diğer şeyleri dijital şirketler, diğer kapitalizmin büyük büyük fabrikalarını devasa geride bıraktı geçti. Türkiye'ye bakın, son büyüyen şirketlere bir oyun şirketin Amerikalara satılmıştı 1 milyar 600 milyon dolara. Çok hızlı büyüyor, değişen, değiştirilen, dönüştürülen bir dünya var. Bu dünyada uydu, geleceğin savaşları uydu üzerinden olacak. Uydulardaki Starlink uydusu ciddi problem oluşturduğunu söylüyorlar. Çünkü hem kendi uydular birbirine çok yakın geçiyor, hem Avrupa Uzay Ajansı'nın uydularıyla bu yıl içerisinde bir çarpışmaya ramak kalmıştı. Çarpıştığında ne olur? Binlerce parçaya ayrılacağı için domino etkisiyle uzayda tüm bir uydu çöplüğü olabilir. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişinin kafasına uydu parçası düşmüştü. Gelecekte böyle riskler olabilir mi? Genelde atmosfere girdiğinde zaten yanıyorlar. Böyle riskler çok çok nadir görülme ihtimali de var. Uzayın paylaşımında ciddi problemler yaşayacağız. Ruslar, Ukrayna üzerinde Starlink uydusunu Putin vurun talimatı vermişti. Çinliler anti uydu silahı denemesini yaptılar. Ruslar da yaptı anti uydu silahı. Şimdi internet merkezi tek dünya devletinden bahsediyorlar ya. Bu dijital devlettir arkadaşlar. Tüm verilerin entegre olduğu bir dijital dünya düşünün. Şimdi biz olayları ulus devletleri jeopolitik güç harita üzerinden okumaya devam ediyoruz ama diğer taraftan da böyle bir dünya var. Her ikisini birlikte hem ulus devletler üzerinden hem küresel mekanizmanın dijital dünya kurgusu üzerinden bu olayları okumamız gerekiyor. Uydu tepende bizi izleyen, tepemizde sürekli dönen bir cisim. Küçük bir cisim. Elon Musk'ın Falcon roketiyle fırlatılıyor. Aslında bu uyduların askeri yönü var da veri toplama dışında yani zihin kontrol noktasında bir fonksiyonu var mı? Bayağı da araştırdım. Yani açık bir şey bulamadım ama bu adamlar gelecekte değişik frekanslar üzerinden bir takım mekanizmaları etkileme. Mesela Kaliforniya'daki yangınlarda geçen sene tartışmaları izlediğimde lazer silahıyla yangın çıkartılığına dair iddialar vardı. Peki lazer silahıyla yangın çıkar mı? Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir güneş çiftliği kurma projesi var. Güneş enerjisini depolayaraktan lazerle yeryüzüne verme. Teorik olarak da mümkün görünüyor ama bunlar tespit edilebilir sonuçta. Yani bu tip yangınlar tespit edilebilir. Şeyle gördük, yani drone'la yangın çıkartılıyor. Ukrayna'da Ruslar diyor ki Ukraynalılar böyle bir mercek yerleştirmişler. O mercek tabii ki güneş ışığını alıyor, direkt odaklanıp yansıttığı için buğday tarlasından yangın çıkartmaya çalıştılar diye iddiaları vardı. Yeryüzündeki birçok olayın faili gökyüzünde arayacağımız bir noktaya doğru görüyoruz. Bir de bazen çok parlak oluyor böyle bir cisim. Yıldız desek değil, efendim uçak desek değil diyorsunuz ya. Onlar da iridyum uyduları. Dünya genelinde 100 civarındadır bunlar da. Dolaşırken öyle bir açıya geliyor ki güneşten çok hızlı parlıyor. İşte UFO denen hikayelerin büyük çoğunluğu da genelde bu tür uydular. Devletlerin Elon Musk'ın uydularına kadar uydular büyük uydulardı. Onlar Elon Musk olayı küçülttü, pratikleştirdi. İngiltere'de bir de OneWeb var. Hızlı bir şekilde ülkeler uydu yarışına girdi. Çin'de girdi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Çin'le işbirliğini kestiği için Çin de şimdi kendi uzay, bugün hatta ilk uzaya laboratuvar ünitesini gönderdi. Çinliler de ayda nükleer enerji kuracağını söylüyorlar. Nükleer enerji santrali kuracağını, ayda bir takım üsler yapacağını filan söylüyorlar. Söylüyorlar yani. Kurabilirler mi? Tartışılır bir nokta bu. Aya çıkıp çıkmadıkları da biraz şey. Ruslar bir ara geçen sene Amerikalılarla atışmasında Amerika'nın ay içini açıklarız demişlerdi. Tahmin ediyorum onlar da biz de sizinkini açıklarız gibisinden. Şimdi genelde NASA ile ilgili, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansı ile ilgili paylaşım yaptığında ya hocam siz NASA'ya inanıyor musunuz? Arkadaşlar yani
NASA'ya inanıyor musun derken neyin yönlendirme haber, neyin şey haber olduğunu elbette ki biliyoruz. Yukarı bakma diye bir şey vardı, film vardı. İzlemişsinizdir, belki izleyen arkadaşlar bilir. Orada elektriklerin kesilmesi gerekiyor belli bir dünya genelinde. Peki bunu halka nasıl açıklarız diyor. Pentagon'da tartışıyorlar. Orada bir uzman diyor ki güneşte patlama oldu efendim. Ondan dolayı kesildidir, geçer gideriz diyor. Elbette ki bu tür operasyonlar NASA'da da diğer şeylerde de mümkündür. Şimdi dönüyoruz 4. sanayi devriminin. Para, dijital para. Kripto para ayrı bir şey, dijital para ayrı bir şey. Yeni bir finans sistemi tasarlıyorlar. Peki ne zaman devreye girecek? Şu an zaten dünyada Çinliler Ruslarla kendi yerel para biriminde alışverişi düşünüyor. Ruslar İranlarla, Türkler Ruslarla, başka ülkeler barterla giderekten dünya genelinde ciddi sıkıntıya giren bir ekonomi var. Amerikan doları giderek güçleniyor. Bunun ana nedeni de Amerikan Merkez Bankası faizi yükseltti. Dünya genelinde bir enerji problemi de var. İnsanlar bakıyor en güvenilir yer neresi? Bu şartlarda Amerikan ekonomisi yükleniyorlar. Amerikan tahvillerine gelişen ve geri kalmış piyasalardan, ülkelerden para zaten oraya doğru toplandı. Ancak 2045'te sonlandıracak daha bu süreci. Bunu da kurgulayanlar doların sahipleri. İlk Federal Reserve'i kuran aileler 4. sanayi devriminin kurgulayıcıları. Burada şimdi efendim Yahudiler parasını Çin'e götürünce filan diye söylemle bana soruyorsunuz. Değerli arkadaşlar bu olay Yahudi olayı değil. Onun üstünden okunmaz. Yani bir Yahudilikle Museviliği özdeşleştiriyor. Musevilik ayrı Yahudi bir ırktır. Bu olayda başka bir hikaye var. Yeryüzünde merkez yok. Her ülkenin farklı rolleri var. Sadece gökyüzünde tümden uydurağı var. Mesela interneti canlı tutabilmek. Şimdi sosyal medya kaynaklı geçmişte Hong Kong'da Turuncu Devrimi, Ukrayna'da bizde Gezi Parkı, Arap Baharı denen Arap karmaşası sürecinde kitle hareketleri sosyal medya üzerinden örgütlendiler. Yarın bir gün bir devlet başkanı derse başlarım sizin internetinizden kestiğinde vatandaş yukarıdan çok rahat uydudan internet alabilir. Şimdi Türkiye'nin tepesindeki uyduyu indirecek gücü var mı? Yok. Hemen hemen birkaç ülke hariç yok. Çin'in bile kaç tanesini indirecek indirse. Elon Musk yarın 40 bin diyor. 100 bin uyduyu fırlattı. Her tarafı donattılar. Ne olacak? Kaç tanesini indireceksiniz? Şimdi Çinliler diyor ki biz diyor bunu düşüremezsek, lazer silahıyla vuramazsak bari veri akışını engelleyelim. Amerikalılar dünyanın verisini elde ediyor. Çünkü istihbarat dünya için, ülkeler için çok önemli. Bu yüzyılda telekomünikasyon standartlarını kim koyacak 4. sanayi devriminin? Çin bunu ben koyacağım diyor. 2035 standartları projesi var. 20. yüzyılda sanayi devriminin standartlarını Batı koydu. 21. yüzyılı biz koyacağız diyor. 5G noktasında aktif bir şekilde çalışıyor. Türkiye dahil birçok ülkede telekomünikasyon altyapısında Huawei teknolojileri Çin ağırlıklı. Her ne kadar biz kendi yerli 5G'mizi yapana kadar geçmeyeceğiz demesek de sonuçta telekomünikasyon teknoloji noktasında sıkıntılar var şimdilik. Ve teknik ekipmana hakim olan istihbarata hakim olur. İstihbarat nedir? Veridir. Yapay zeka veriyi değerlendiriyor. Şimdi Amerikalıların bu Elon Musk'ın Starlink uyduları üzerinden hipersonik füzeleri erken görme şansları var. Şu an bu füzeler sesten hızlı olduğu için görülmüyor. Ama uydu üzerinden biz bunu görebiliriz diyor. Çünkü hipersonik füzeler fırlatıldığında saniyeler bazında hedefi vuruyor. Artık gökyüzü bir savaş alanı. İşte NASA'nın habire uyarıları uydular için. Çünkü uydular, iletişim uydularından gözlemleme uyduları var. Bir dönem bir profesör, değerli bir profesörle sohbet etmiştik. İsim vermeyeceğim şimdi. Bizim diyor, uyduların bazılarının merceğine dikkat etmek lazım diyor. Parça kullanılan parçaları eğer İsrail'den parça alınırsa en kritik anda Suriye sınırından biz resim görüntü beklerken Brezilya'da güneşleyenlerin
görüntüsünü görebiliriz diyordu. NASA'da da çalışmış bir profesör. Uzunca bir sohbet etmiştik. Yeryüzündeki artık konvansiyonel savaşlardan öte yapay zeka endeksi yine robot köpeklerin makineli tüfek robota benzeyen köpek ya da köpek şeklindeki robotlar diyelim makineli tüfek eğitimleri veriyor. Önümüzdeki dönemde 4. sanayi devriminin askeri de canlı kanlı askeri olmayacak. Adam şimdi karşına binlerce şimdilik değil ama önümüzdeki süreçte bu gerçekleşecek. Sırtında makineli tüfek takılı olan köpeğe gönderiyor üzerine. Sağa sola hedeflerine ateş ediyor. Geleceğin dünyası böyle. 2013'tü galiba, 15'biri tam hatırlamıyorum. Güney Kore'de bir araştırma laboratuvarında çalışanlar, biz bu projede yokuz diyor. Baktım nedir proje diye. Eskadı Blackwater olan Akademi diye bir şirket var. Amerikalıların paralı askerleri. Bunlar Güney Kore'de bir sipariş vermişler. Silah sıkabilecek robot üretimi için. Bu robotlar nerede kullanılacağına baktığımızda bu robotlar Orta Doğu'da, bizim bölgemizde. Kullanılacağına dair isyan ediyorlar. Biz burada yokuz diyorlar. Bir dönem Google'un elemanları Pentagon'la proje yapamazsınız filan diyorlardı. Ama elemanların bilmediği bir şey var değerli arkadaşlar. Amerika'da NSA var. Elektronik İstihbarat Kurumu diyelim. Genelde büyük şirketlerin Google'un arkasında da Facebook'un arkasında da onlar var. Araştırdığınızda zaten biraz çok net bir şekilde nasıl kurulduğunu, yok garajda kuruldu, yok vizyon sahibi bir iş adamı, öyle bir dünya yok değerli arkadaşlar. Ciddi anlamda baktığınızda ülkeler farklı bir teknolojik örgütlenmeye, organizasyona doğru gidiyorlar. Şimdi 4. sanayi devrimine bakın, burayı iyi anlayın. Eğitim gelecekte, şimdi değil. Eğitim online ağırlıklı. Online eğitim. Uzaktan ameliyatlar, robot kullanılaraktan. Her meslek yapay zeka next olacak. Hangi meslek olursa olsun. Birçok iş kolu kalkıyor zaten. Yeni iş kolları da beraberinde geliyor ama daha çok vasıflı insanlar için iş var. Vasıflı insan için bugün çiftçilikte otonom traktörler çıktı. Otonom araçlar var. Yani sürücüsüz araçlar. Dünyanın her tarafına doğru yayılıyor. Nesnelerin internetinde yapay zeka ile uzaktan her şey mümkün. İşte genelde klasik verilen örnek nedir? Efendim buzdolabında kendi kendine sipariş veren bittiğinde depo. Diyelim ki sizin deponuz var. Yapay zeka ile bir yazılım yaptığınızda anında otomatik olaraktan tedarikçiye kendi kendine bir sipariş mekanizması var. Şu an var. Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde elemansız marketleri var artık. Gidip alıyorsunuz kredi kartıyla veyahut da dijital cüzdanla ödemenizi yapıyorsunuz. Kola, göze takılan nesnelere cüzdan şeklinde sanal cüzdan. Dönün sanayi devriminde nakit para kavramı yok. 40 yıldır zaten nakitsiz toplum hareketi vardı. Genelde bu nakitsiz toplum hareketini arama motoruna yazarsanız arkada kimin olduğunu görürsünüz. Paranın tamamen dijital olmasını istiyorlar. Çin 8 yıldır uğraşıyor bir dijital yuan. Amerika Birleşik Devletleri üzerinde düşünüyor. Tüm dünya ülkeleri düşünüyor. Kripto para başka bir kavram arkadaşlar. Dijital parayla karıştırmayın. Gelecekte Amerikan dolarının yerine alacak olan para dijital para. Bana soruyorsunuz ya, hocam Bitcoin mi? Hangi paralar? Onlar kripto para. Kripto para da bir deneme oldu dünya genelinde. Web 3 denemesi o. Yani merkeziyetsiz topluluklarda kitle nasıl yönetilir? Bunun bir deneme sürümü olduğunu ilk günden beri söylüyorum. Olayın para kazanma yönünden bahsetmiyorum. O ayrı bir şey. Dünya genelinde bir kitle var. Bu kitleyi toplu nasıl yönetiriz? Bir değer. Şimdi altın Allah'ın yarattığı bir değerdir değil mi? Tüm dünyanın kabul ettiği. Yeni sanal altın diyorlardı Bitcoin'e değil mi? Altının fiyatı daima yükselmiştir. Yani düşüyor gibi olur yükselir. Düşüyor gibi olur durgunluğu olur yükselir. Ama daima yönü yükselir. Kripto para hikayesi başka. Ayrıca çok değerlendirdim ama gelecek bir kere daha değerlendiririm. Yani finans sistemi tamamen dijitalleşen bir finans sistemi. Alışverişin online'a kaydı ağırlıklı.
eğitiminde online'a kaydı. Yeni bir dünya ve her insanın bir dijital kimliğinin olduğu ve tüm hareketlerin izlenebildiği. Çin'de en ileri düzeyde şu an Çin'dedir bu. Tamamen tüm insan, hayvan, canlı her şeyin hareketini izlemeye çalışıyorlar. Kameralarla zaten 24 saatte izleniyor. İstanbul dünyada kamera noktasında 25. sırada. Önümüzdeki süreçte bu değişim çok hızlı olacak. Ama önce jeopolitik olarak da bir takım direnç noktalarını kırmak istiyorlar. Nedir bu direnç noktaları? Dijitalleşmenin önünde genelde ulus devletlerin yerli milli akıllı yöneticileri buna karşı çıkabilir. Belli yönlerine, yani teknolojiye karşı çıkılmaz. Ama kendi vatandaşlarının güvenliğini, sağlığını riske atan teknoloji çıkabilir. Öncelikle ulus devletlerde ciddi bir yıpratma sürecini görüyoruz. Bunu daha da artacak. Ulus devletler kendi içinde, kendi maliyesini, ekonomisini toplayıp vatandaşlarla, vatandaşlarını memnun etmeye çalışırken yetersiz bir konuma gelsin ki herkes kendi derdine düşerken sessiz sedasız birçok projede uygulansın. Hesapları, kitapları bu. Dolayısıyla Amerika'nın Çin'le kavgası, Rusya'nın Ukrayna'yla bu küresel mekanizmanın çok da umurunda değil. Çünkü kurt bulanık havayı sever misali, herkes kavgalı olsun ki kimse bakıp da sağına soluna ne oluyor demesin. İşte Starlink uydularını sürekli olarak atıyorlar. İzni kimden aldın? Bu yüzyılda iklim noktası önemli. Onun üzerinden bir takım ideolojik hesaplar var. Güneşi kapatmaya yönelik Elon Musk, Bill Gates'in projeleri vardı. Daha sonra Klaus Schwab'ın, Davos'un kurucu başkanının buna benzer açıklamaları oldu. Bu olayda dünyanın ısınmasını engellemek için güneşin ışınlarını kapatalım diye, ama birçok bilim adamı da güneş ışınlarının ısınmayla çok fazla alakası olmadığını, sera etkisinin başka kaynaklardan olduğunu ve iklim tarihine baktığımızda zaman zaman dünyanın bu tip şeyleri yaşadığını, iklim tarihinde var ama siliniyor bu tip şeyler nedense arama geçmişinden, arama motorlarını. Dünya hakikaten ciddi bir iklim problemiyle karşı karşıya. İşte bir tarafta Çin'de kum fırtınası var, Fransa'da aşırı sıcaklık var. Aynı zamanda elma büyüklüğünde dolu yağdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsun, Kaliforniya'da yangınlar var, bir tarafta da seller var. Sıkıntılı bir dönemde iklim açısından dünya. Bu çerçevede insanın beslenmesi de yine farklı bir CRISPR teknolojisi üretilen, İşte yağmura, sele dayanıklı, çölde domates üretmeye veyahut da değişik mineral vitamin içerebilen istenilen bitki üretmeye. Bill Gates'in muz projesi vardı. Potasyumdan zengin, daha da zengin yapabilmek için 15 milyon dolar bütçe ayırmıştı. Yapay ete projesi var. Yapay işte yatırım projeleri var. Elon Musk'ın projelerine baktığımızda uyduyla ilişkilendirebileceğimiz Neuralink projesi var. İnsan hafızasının bilgisayara aktarılması, flash diski. Elon Musk birkaç gün önce açıklama yaptı. Ben hafızamı buluta aktardım dedi. Ben hiç zannetmiyorum şu an onu başardığını. Amaç ne burada? Tam kontrol insanı. Yani hedef, buradaki hedef, insan hafızasını bilgisayara yüklediğinde aynı zamanda insan hafızasını silme ve yeni bir hafıza yükleme. Ne demiştik? Sürekli söylüyorum. Global bir vicdan oluşturma. Yani bireyin aklını alaraktan ortak bir akıl oluşturma. Nesnelerin internetinde biyolojik platform insandır. Dijital platform işte bu ne? Fiziki platform bu. Üçü birleşirse nedir? Her şey bir. Yeryüzü her şey birdir. O da biziz. O da bizim tanrımız şeklinde arka planda ideolojik yaklaşımları var da bunları konuşacak şey de yok. Çünkü zemin de yok. Biraz daha olayı derinleştirsek anlayacak arkadaş sayısı daha az oluyor ama ısrarla bu konuyu anlatmaya ben devam edeceğim. Şimdi peki yapabilir mi bu adamlar bunu? Soru bu. Değerli arkadaşlar bakın, insanoğlu gerçekten büyük bir uyku içerisinde bu noktada. Teknolojiye gelişmişlik, gelişiyoruz, ilerliyoruz falan diye bakıyorlar. Ama bizde bir musibet bir nasihatten yeğdirdiği bir söz var. Önümüzdeki günlerde yaşanacak şey insanlığı tümden ayağa kaldıracağını düşünüyorum. Hollanda'da çiftçilerin eylemlerini gördük. İspanya, İtalya, Almanya birçok ülkeden destek verildi. Şimdi hükümet yeniden oturmaya, müzakere yapmak için prensipte anlaştılar. Ne diyordu Hollanda?
iklim için hayvanların yarısını azalt diyor. Eğer Hollanda'da başarılarsa bu tüm dünyada uygulanma ihtimali olabilen şeyler. İnsanoğluyla şu an bir takım güçler arasında büyük bir kavga, ceyran kavga devam ediyor. Uydu bu sistemin en önemli parçası, Elon Musk'ın uydusu. Yani hayata bir bütün bakalım arkadaşlar. Yani alem, bunun içinde galaksiler, biz Samanyolu galaksisindeyiz, Güneş sistemindeyiz, Dünya, işte uyduları var Dünya'nın, en yakını Ay. Dünya'da kıtalar var, işte Amerika, işte kıtası Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa. Kıtalarda ülkeler var, Çin, Rusya, Amerika, işte Brezilya, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ülkeler var. Bu ülkelerde insanlar yaşıyor, insanların beslenme ihtiyacı var. Tamam, ben bunu değiştireceğim. İnsanların sosyalleşme ihtiyacı var. Tamam, ben bunu değiştireceğim. Yani çizmiş olduğu kurgu çerçevesinde insanların iletişim ihtiyacı var. Bunu değiştireceğim. İnsanların akletmesi var. Bunu değiştireceğim. İnsanların ölümü var. Buna da mümkünse ben karar vereceğim. İnsanların doğumu var. Ben karar vereceğim. İnsanların fıtratı var. Ben değiştireceğim gibi. Demin bahsettiğim alemde bütünlüğü çerçevesinde bütün bir projeyi tasarlamışlar 21. yüzyıl insanı için. Adım adım uygulamak istiyorlar. Tutar mı? Tutmaz. Bir yerde patlar. İnsanı hafife almayalım. Yani en şu kenarda lay lay lom dediğiniz insan bile eğer vakti zamanı gelirse gerçekten kitle derken yani kendi ülkemize karşı değil. Genelde bu tip şeylere karşı Elon Musk'ın uyduları gibi çok hızlı bir uyanma süreci başlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle lütfen sıkça soruyorsunuz. Aman hocam güneşte şey patlamış, büyüttük. Değerli arkadaşlar, güneş insan yapmadı. Güneşi her kim hangi mekanizma tasarlamışsa ancak o güneşi durdurabilir. Patlamalar oluyor zaman zaman bir döngü şeklinde. Ama şu ana kadar güneş patlamasından dolayı yeryüzünde ölen herhangi bir kimse yok. Yani kayıtlarda yok en azından. NASA'nın bu tip şeylerindeki ana şey uydulardan korkuyorlar ilk başta. Dediğim gibi uydular arızalanabilir mi? Ya da yeryüzünde internet gidiyor mu? İdeolojik yaklaşıyorlar. Sizleri korkutuyorlar. Bizde de YouTube buralar var. Çekiyorlar. Şu tarihe dikkat. Efendim geldi, uçtu, kaçtı. Ya palavrada şeyler. Dikkat çekmeye çalışıyorlar. Evet değerli arkadaşlar. Genel bir değerlendirme yaptım sizler için. Bu konuları fırsat buldukça da değerlendirmeye devam edeceğim. Alemin bir sahibi var diyoruz değerli arkadaşlar. İnsan da kendi kapasiteleri çerçevesinde, kendi bilim, teknoloji, aklı, zekası, bilgisi dahilinde bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönem uzayda büyük ciddi kavgaları göreceğiz. Ama önümüzdeki dönem aynı zamanda zannedildiği gibi insanlığın öldüğü, bittiği, battığı değil, yükseliş dalgasını da görme ihtimalimiz çok yüksek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.